Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Begüm hocanız. Bugünkü dersimizde eşitsizlikler konusunu işleyeceğiz. Bildiği üzere artık evlerdesiniz. Güzel güzel ders çalışmak için bol bol vaktiniz olacak. Videolarımızı dinleyin. Bol bol soru çözün. Bu LGS sürecine daha güzel hazırlanın. Moral bozmak yok, ders çalışmaya devam. Hadi bakalım, hazırsak başlayalım. Eşitsizlikler konumuz. Eşitsizlikler. Bu ünitenin sonunda birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlikler içeren günlük hayatta matematik cümleleri kurabileceğiz. Kurulan bu cümleyi matematikçe yazıp anlayabileceğiz. Birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlikleri sayı doğrusunda göstereceğiz. Birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlikleri çözüp çözüm kümesi yapabileceğiz. Neler yapacağız? Günlük hayattan cümleler kuracağız. Kurulan cümleleri matematikçe yazacağız. Sayı doğrusunda göstereceğiz. Çözüm kümelerini bulacağız. Oldu mu? Kalem kağıtları hazırlayın. Hadi başlayalım. Tanım yapalım. Cebirsel ifadelerde eşitsizlik, bu eşittir yerine küçüktür, büyüktür, küçük eşit, büyük eşit sembolleri kullanılarak tarafların karşılaştırılmasına eşitsizlik denir. Tamamdır. Şimdi A küçüktür B. Nasıl ifade etmiş bizim için? A küçüktür B'den B büyük A diye göstermiş. B büyüktür A'dan. Aynı ifadedir. Sadece yerlerini değiştirerek yazdık. Aynı ifade oluyor. Burada da A küçük B derken aslında B büyüktür A demiş olmuyor muyuz? Evet. Buraya geldim. A büyüktür B'den ya da şöyle yazabiliriz. B küçüktür A'dan. Tamamdır. Aynı ifade. A B'den küçük veya B'ye eşittir. B, A'dan büyük veya A'ya eşittir. Buna ne dedik? Büyük eşit, küçük eşit, büyük eşit demedik mi bunlara? Şöyle sileyim. Buraya geldim. A, B'den büyük veya B'ye eşit. B, A'dan küçük veya A'ya eşit diye söylüyoruz. Var mı sıkıntı? Şimdi böyle sözel olarak anlamış olmanız yeterli. Soruları çözerken daha net oturacak ve anlayacaksınız. Tamam mı? Devam ediyorum. Şimdi hayattan örnekler verelim. Günde en fazla 10 TL harcarım. Günde en fazla 10 TL harcayan var mı? 10 TL artık harcayan kalmadı diye düşünüyorum ama. Çok çok para da harcamayın yine de. En fazla 10 TL harcarım diyor. Yani 10 TL'den düşük de harcayabilirim. En fazla 10 TL. Ay ya, yazamadım. Pardon. Yani 10 TL harcayabilirim. En fazla 10 TL. 9'da harcarım. 8'de, 7'de, 6'da, 5'de, 4'de, 3'de, 2'de, 1'de. En fazla 10 TL. Tamam. Bu çuval taş çatlasa 50 kilo gelir. Demek ki çuvalın en fazla olabileceği kilo 50 kilo mudur? Tamam. 50 olabilir. 50'ye eşit olabilir. Taş çatlasa diyor ya. 49 olur, 48 olur. Geriye kalan ondan 50'den küçük sayıların hepsi olabilir mi? Devam ediyorum. Arkadaşımın harçlığının 2 katının 5 eksi benimkinden azdır diyor. Tamam. Hemen bir arkadaşım olsun, bir de ben olayım. Arkadaşımın x mi olsun arkadaşımın harçlığı? Arkadaşımın harçlığının 2 katının 5 eksiği benimkinden azdır demiyor mu? Var mı bir sıkıntı? Devam ediyoruz. Her gün 8 saatten fazla uyumalıyım. Her gün 8 saatten fazla uyumalı mıyım? Şöyle yapalım. Her gün 8 saatten fazla uyuyorum böyle mi? Evet. Bir bakayım, uyanık mısınız? Kendinizde misiniz? 8 saatten fazla uyurum demiyor mu? Her gün 8 saatten fazla uyurum. Var mı sıkıntı? 8 saatten fazla uyumalıyım. 8 saatten fazla uyumalıyım. Devam ediyorum. Cümlelere uygun eşitsizlikleri yazalım. Hadi siz de bana yardım edin. Ayşe'nin yaşının 2 katı. Bir şeyin 2 katı nasıl yazılır? Ayşe'nin yaşı x ise
2x olmaz mı? Şöyle bir yazalım. Ayşe'nin yaşına x diyeyim. 2 katının, evet, 7 eksiği 23'ten küçüktür. Oldu mu? Geldim. Ben Ayşe'nin yaşına da ne demiştim? X demiştim. Yaşının 7 eksiğinin, bak şimdi burası çok önemli, 2 katı. Neymiş? Evet, 23'ten küçük. Ayşe'nin yaşının, ne demiştim Ayşe'nin yaşına? X. 3'te 1 ne demek? 1 bölü 3 demek değil mi? X'in, isterseniz şöyle yapayım. Tamam. Şöyle de düzenleyeyim bunu. X bölü 3 olmaz mı? 7 eksiği. Dur ya, şöyle düzenlenmiş halini güzelce yazayım da. X bölü 3. X bölü 3 eksi 7 değil mi? Hı hı. 7 eksi 23'ten büyükmüş. Ayşe'nin yaşının 7 eksiğinin, şimdi Ayşe'nin yaşına ne demiştim? X demiştim. 7 eksiğinin, şimdi 3'te 1'i 1 bölü 3 ile çarpmak değil mi? O zaman bunu düzenlersem x eksi 7 bölü 3 olmaz mı? 3'te 1'i yaşının 10 eksiğinin yarısından küçüktür. Yaşının 10 eksiğinin yarısından küçük olmuyor muymuş? Oldu mu? Var mı anlamayan? Yarısı ne demekti? Bir şeyin 1 bölü 2'si değil mi? Bir daha okuyorum. Ayşe'nin yaşının 7 eksiğinin 3'te 1'i, yaşının 10 eksiğinin yarısından küçükmüş. Oldu mu? Devam edelim. Eşitsizlikleri sağlayan doğal sayıları yazalım. Yazalım. Burada ne demiş? 5'ten küçük veya eşit. A yerini alabilecek doğal sayılar nelerdir? 1. Evet evet, doğru. Doğal sayılar 0'dan başlıyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5'i alabilir. 5'i alabiliyor muyuz? 5'i neden aldım? Çünkü burada eşitlik var. 5'e eşit veya 5'ten küçük sayılar diye. Devam ediyorum. Ne demiş? B büyük eşit 7. B sayısı şöyle kümeyi şöyle. 7'den büyük 8, 9, 10. Böyle gitmez mi bizim için? 7'den büyük veya eşit doğal sayılar. D sayısı için 11. Burada eşitlik var mı? 12'yi alır mıyım? Evet, almam. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 şeklinde D yerine yazabileceğim doğal sayılar bunlardır. Peki bakıyorum şuraya. Ne demiş? 0'dan büyük veya eşit, 8'den küçük olsun. Hemen yazıyorum E yerine yazabileceklerimi. 0 alırım. Çünkü burada eşitlik var. 1'i alırım. 2'yi alırım. 3'ü alırım. 4'ü alırım. 5'i alırım. 6'yı alırım. 7'yi alırım. 8'i? Evet, alamam. Çünkü burada eşitlik yok. Oldu mu? Devam ediyoruz. Eşitsizliğini sağlayan kaç doğal sayı vardır? Hadi bunu birlikte yapalım. Şimdi normalde ne yazardım buraya? Şuraya okumasaydım, bunu görür görmez şunları yazardım. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Ne demiş? Eksi 3'ten büyük, 7'den küçük veya eşit değil mi? 3, 4, 5, 6, 7 değil mi? Ama ne demiş? Doğal sayılar. Doğal sayılar nereden başlıyor? Evet, o zaman bunları alamam. Kaç tane doğal sayımız var? Kaç doğal sayımız? 3, 6, 8 tane doğal sayımız vardır. Oldu mu? İşte kesin şıkları da 10 tane de yazarlar. Sen o doğal sayısını okumazsın kesin. 10 tane de yazar, 10 tane işaretlersin.
Sonra hocam niye yanlış yaptım? Burada doğal sayı mı diyor, tam sayı mı diyor? Ona bakmamız gerekiyor. Oldu mu? Devam edelim. Aklımdan tuttuğum sayı x olsun. 13 katı. 13x. 5 eksiği. 21'den küçükmüş. Aklımdan tuttuğum sayı kaç olabilir? Hemen 13x, 5'i karşı tarafa attım. Eşitlik varmış gibi çözüyorum. 21 artı 5 diye geçmez mi buraya? Ya da şöyle düşünebiliriz. 13x'in yanındaki eksi 5'ten kurtulmak için her yere artı 5 eklerim. Oldu mu? Bunlar gitti. 13x 26 mı? Bu 13'lerden kurtulmak istiyorsam her yeri 13'e bölmez miyim? Böldüm. X ne oldu? Evet, 2 geldi. Aklımdan tuttuğum sayı en çok kaç olabilir demiş. Kaç olur? Küçük. Evet. 1 olur en çok. Oldu mu? En çok 1 olur. Tekrar ediyorum. 13 katının 5 eksiği 21'den küçüktür ifadesini matematik cümlesine döktüm. Sonra da işlemleri yaptım. Var mı sıkıntı? Devam ki. Hadi bakalım. Paramın 5 fazlasını. Paramı biliyor muyum? Hayır. Paramı x dedim. 5 fazlasının 3 katı. 15 fazlasının, bak şimdi 15 fazlasının 2 katından neymiş? Küçükmüş. Aldım mı? En fazla kaç liram olabilir? Hemen şunları bir dağıtalım. 3x artı 15, 2x artı 30 mu oldu? Devam ediyorum. X'leri bir tarafa. 30 eksi 15 mi? Bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa topladım. X 15 mi? Tamam. En fazla kaç liram olabilir? Eşitlik yok. 14 liram olabilir. Oldu mu? Devam ki. Hadi bakalım. Eşitsizliğini sağlayan en küçük tam sayı kaçtır? Hemen köklü sayıları gördük. Bunu zaten görür görmez diyeceksiniz. Hocam bu çok kolay. Biz de yapabiliriz. Tabii ki. 2'nin karesi çarpı 12 diye kök içine girmez mi bu ifade? Unutmadık değil mi köklü sayıları? Videoyu izledik. Tamamdır. 4 çarpı 12 olmadı mı bu? Devam ki. 4 çarpı 12 ne eder? 48 büyük eşit x. Peki 48'den büyük o tam sayımız ne var kök 48'den? Evet. Kök 49 sayısı değil mi? Kök 49 hangi tam sayıya eşitti? Kök dışına nasıl çıkıyordu? Ne diye çıkıyordu? 7 diye çıkıyordu. O zaman şurayı bir ifade olarak düzelteyim. Kök 48 mi? O da 7 diye çıktı. Eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayısı 7'dir. Oldu mu? Var mı sıkıntı? Devam ki. Aşağıdaki eşitsizliklerin çözüm kümesini bulup sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Hadi bakalım. Bu tarafa 3x, buna eşitmiş gibi çözüyorum. Arada eşittir varmış gibi. 3x, eksi 2x bu tarafa geçti. Artı 2x işaretimi koydum. 8 buradaydı. Eksi 2 bu tarafa artı 2 diye geçti. 5x büyük eşit 10 mu oldu? Devam. Her yeri 5'e böldüm. X büyük eşit 2 mi oldu? Hani hadi bunu sayı doğrusuna gösterin. Sayı doğrusunu çizdim.
Şimdi şurası 0 olsun. 1. Biraz geriden mi çizsem ya, daha düzgün olur. Sayı doğrusunu çizdim. Şuraya 0 dedim. 1 dedim. Hocam 1 demeden de 2 yazmak şov bence. Bakıyorum burada eşitlik var. Eşitlik varsa şuraya içi dolu bir nokta koyuyorum. Eşitlik olduğu için. Neymiş? X'ler 2'den büyük. Sonsuza kadar, bütün artı sonsuza kadar bütün sayılar olabilir. Sayı doğrusunu gösterdim mi? Oldu mu? Eşitlik olduğu için içi dolu bir nokta koydum. Eşitlik var diye. Şurada küçük eşit ya şurası. Geldim. Hemen bu ifadeye bakalım. Bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa topladım. Eksi 16'nın yanına eksi 4 artı 4 diye geçti. 4x eksi 12 mi oldu? Her yeri 4'e böldüm. X'i yalnız bıraktım. Eksi 3'ten küçük ifadesi var. Hemen geldim. Çizdim. 0. Eksiler ne tarafa doğru gidiyordu? Bu tarafa değil mi? Sola doğru. Eksi 1. Eksi 2. Eksi 3 mü? Biraz sayı doğrumuzu uzatalım. O zaman şimdi eşitlik var mı? Yok. O zaman boş bir yuvarlak. Devamında eksi sonsuza kadar gider diyoruz. Şimdi hocam niye bunun içi dolu dedik? Buradan anlıyorum ki sayı doğrusundan. 2 de dahil bütün sayılar x'i sağlıyor. Burada eksi 3 dahil değil. Eksi 3'ten küçük olan sayılar diyoruz. Oldu mu? Devam ki. Hadi bakalım. Olaydan çıkaracağımız pay şudur. Örneğimizde olduğu gibi eksi sayıyı artı sayıya bölersek eşitsizlik yön değiştirmez. Bak eksi sayıyı böldüm artı sayıyı. Hiç de yön falan değiştirmedi. Bir sıkıntımız yok. Oldu mu? Şimdi eşitsizliklerde burada gördüklerimiz nelerdi? Çoğu şeyi öğrendik. Kendimiz cümle kurduk. Kurulu cümleleri denklem yazdık. Sayı doğrusunu da gösterdik. Çözüm kümelerini yaptık. Buraya kadar bir sıkıntımız var mı? Anlamışızdır diye düşünüyorum. Güzel güzel tekrar yapınız. Kendinize çok iyi bakınız. Hoşça kalın.